Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Mayıs favorilerimle karşınızdayım. Mayıs ayında çok fazla kozmetik ürün deneme şansım olmasa da önümde bayağı çeşitli bir ürün gamı var aslında. İşte kitaptan kozmetik ürününe, cilt bakımına, dekorasyona kadar bir sürü şeyden bahsedeceğim size. Ayrıca bu ay benim için çok ilginç bir tecrübe yaşandı. İlk defa hayatımda televizyona, hatta canlı yayına çıktım. Snapchat'ten, Instagram'dan takip ediyorsanız aslında biliyorsunuzdur. 360'ta Açelya ile Gülümse Hayatı isimli programda canlı yayına çıktım. Dediğim gibi benim için inanılmaz değişik bir tecrübeydi. Birlikte teraryumlardan bahsettik. İşte kaç çeşit teraryum vardır, nasıl yapılır, nasıl bakılır. Hatta canlı bir şekilde de orada yaptık. Bütün ekip çok tatlıydı. Bir kez daha onlara teşekkür etmek istiyorum. Beni buldukları, davet ettikleri için ve böyle bütün gün hamile olmamdan dolayı da ama misafirperverliklerinden dolayı en çok bana çok iyi baktıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer izlemediyseniz TV360'ın YouTube kanalında videosu var. Aşağıda linkini bırakırım. Merak ediyorsanız programa oradan ulaşabilirsiniz. Evet, daha fazla konuşmadan isterseniz bu ayın favorileriyle başlayalım. Ayın ilk favorisi benim için bir güneş kremi. Çünkü makyaj videolarımda izlediyseniz, yani makyajsız yüzümüzde gördüyseniz, yüzümde çok fazla çil ve leke var. Dolayısıyla SPF benim için yaz kış olmazsa olmaz bir şey yani. Sürekli güneş koruyucu kullanıyorum. Elong'u da geçen sene ilk defa kullanmıştım. Bundan daha farklı bir şişesi vardı, böyle tüp gibi. Ve çok sıvıydı. O tüpü kullanıp bitirmiştim. Çünkü Elong gerçekten güneş koruması konusunda bilinen bir marka. Ama yapısından çok hoşlanmamıştım. Çok dediğim gibi sıvı gelmişti. Çok böyle zor uygulanıyordu. Ama bu öyle değil. Bu seneki formülü bence kesinlikle değiştirmişler. Zaten ismi de biraz değişmiş. Daylong Extreme olmuş. Bu bildiğimiz aslında güneş kremi kıvamında. Böyle hafif yoğun. Yağlı ciltler bunu çok sevmeyebilir ama hani kuru ciltliyseniz makyajın altında da gayet güzel oluyor. Ve sanki böyle gerçek bir güneş kremi. Hani SPF'li bir yüz nemlendiricisi değil de gerçekten böyle plajda kullanacağım bir güneş kremi sürüyor gibi hissediyorum ben bunu sürdüğümde. Dolayısıyla gerçekten cildimi koruduğunu düşünüyorum. Bunu aldığımdan beri her gün kullanıyorum. Bitene kadar her gün kullanmaya devam edeceğim. Bahsedeceğim bir diğer ürün ise bu yüz kesesi. Ben bunu arkadaşımın tavsiyesiyle almıştım, Gamze'nin. Böyle gratis'i gezerken işte ben bunu çok seviyorum, her duşta kullanıyorum demişti. Biz de Sinem'le o zaman biz de alalım filan dedik. Bir de dedi ki renk eşitsizliklerini düzenliyormuş. İkimiz de kırmızı yanak olduğumuz için renk eşitsizliğimi filan deyip direkt bunu almıştık. Bu 4.95 gibi bir fiyatı var. İndirimde de 2.5'a geliyor. Oldukça uygun. Ben bunu neden çok sevdim? Bir kere çok konforlu. Yani duşta böyle her duşta uygulayabilirsiniz eğer çok hassas bir cildiniz yoksa. Bunu böyle 3 parmağıma ya da 4 parmağıma geçirip yanaklarımı daha yumuşak ama böyle alnıma, çene bölgeme falan daha sert bir şekilde uyguluyorum. Özellikle en çok faydasını gördüğüm nokta şu. Eğer böyle çenenizde beyaz pütürcükler varsa, içe doğru gelişen siyah noktalar değil de böyle dışa doğru olur ya, iğrenç pütür pütür şeyler. Onlar için çok faydalı. Yani bunu yaptığımda çıktığımda böyle çenem tertemiz oluyor. Bayağı keselediğinizi hissediyorsunuz yüzünüzü ama bir taraftan da böyle canınızı acıtmıyor. Benim yüzüm çok hassastır, özellikle yanaklarım. Ve bundan hiç rahatsız olmadım. Bunun bir de vücut için büyükleri var. Onu da alacağım çünkü böyle boyun bölgesi, kulak arkası artık yaz geldiği için çok terliyoruz. Ve böyle kese yapmak vücuda, yüze çok iyi gelen bir şey bence. Ama ben hamamlardan hiç hoşlanmam. Çok sıcak ve ıslak olmasından hem de insanların rahatlığından. O yüzden çok sık hamama giden biri değilim. Bu böyle bana evde hamam keyfi yaşattı. En azından yüz kısmında. Dediğim gibi bunun büyüğünü de alacağım. Adı da Dermapeel. Gratis'ten aldım. Şimdi size bütün ay, yani sanırım bunu ben bir gratis indirimden almıştım. Bir ay oldu. Aldığımdan beri de neredeyse her gün kullandığım bir üründen bahsedeceğim. Bu The Balm'ın Better Up isimli krem farı. Böyle kalem şeklinde asansörlü. Benimkinin rengi Curveball. Ben uzun süredir böyle bir bakır rengi arıyordum. Ama krem formunda istiyordum. Ki böyle hani günlük kolayca uygulansın. Ve bu tam aradığım şey. Yani şu anda da gözümde bu var. Ben bunu çoğu zaman böyle direkt gözümün üstüne sürüp belki böyle bir katlanma bölgesini bir tık hani bir geçiş rengiyle düzenleyip maskara sürüp çıktım. Özellikle en çok kullanmayı sevdiğim yerde alt kirpik dibi. Çok güzel böyle hafif hafif parlıyor. Ve bakır rengini ben alt kirpik dibinde çok seviyorum. Direkt hani vazgeçemediğim bir ürün oldu bu ay boyunca. O yüzden bahsetmek istedim. Bir diğer bahsedeceğim ürün yine bir göz ürünü. Yine bu ay sürekli kullandığım az önceki Better Up farıyla birlikte, hatta şu anda da gözümün bu dış köşelerinde ve içinde bu var. Bu Flormar'ın waterproof eyelinerlarından 106 numara. Ben bunu böyle acı koyu bir kahve diye almıştım. Gerçekten de göz üstünüze uyguladığınızda böyle bayağı koyu bir kahve. Ama ilginç bir şekilde göz içinize uyguladığınızda kızıl kahve gibi duruyor. Eğer hani böyle bir kızıllıktan hoşlanmıyorsanız göz içinizde, ki ben çok hoşlanmazdım ama nedense bunu kullanmayı çok seviyorum. Biraz böyle kanlı gibi duruyor çünkü göz içleri kızıl tonları kullanınca. Göz içinizde kullanmayın. Ama göz üstünde
o kadar güzel sürülüyor, o kadar güzel dağılıyor ki ve fiyatı 10-15 lira gibi bir şey. Bence zaten Flormer'ın bu waterproof eyeliner serisi MAC'in hani bildiğimiz böyle düz kalem formunda hani bu tediler falan vardır ya çok meşhur. O serisine muadil. Yani çünkü ben bunu mesela böyle dış köşelerine sürüyorum gözümün. Bir böyle karıştırma fırçasıyla dağıtıyorum. Sanki farmış gibi dağılıyor. Çok kremsi. Ama gün içinde de hani hiç yerinden oynamıyor. Tabii ki içine sürdüğümde gözümün hani akşama kadar kalmıyor ama yine de hiç fena değil performansı. Dediğim gibi böyle göz üstünde acı kahve, göz içinde böyle kızıl kahve duran bir kalem arıyorsanız ki kim böyle bir kalem arar bilmiyorum. O zaman bu 106 numaraya bir bakın derim. Ve hani MAC'in o kalemlerine 40 lira vermektense 40-45 lira 10-15 lira buna verip aynı performans almak bence süper bir şey. Bahsedeceğim son kozmetik ürünü bir aseton. Aslında asetonsuz ojiş çıkarıcı. Ben hep bildiğimiz klasik şeylerle aseton kullanıyordum. Aseton kullanımı hakkında kafa yormamıştım. Ama şimdi hamile olduğum için aseton da zararlı olduğu için zaten çok sık oje sürmüyorum. Ama hani böyle oje sürdüğümde bir asetonsuz oje çıkarıcısı kullanayım dedim. Sonra da bunu aldım H&M'den. Nail Color Remover. Aseton free pump dispenser diyor. Bunun en çok sevdiğim yönü zaten o pump dispenser olması. Böyle üstten fıt fıt basıyorsunuz. Benim kuaförlerde görünce çok hoşuma giden bir şeydi o böyle dökmemek. Ve asetonsuz bir oje çıkarıcının hani çok daha zor çıkarmasını beklerdim ben ojeyi. Ama koyu bordoyu bile ve hafif üstünde bekletip çektiğinizde acayip güzel çıkarıyor. Asetonun kokusu bunun yanında parfüm kalır öyle söyleyeyim. Yani içine muhtemelen parfüm de koymadıkları için bu çok ağır bir uhu gibi kokuyor. Ben kokusunu hiç sevmedim. O yüzden bir an önce böyle silip kaldırmak istiyorum pamukları bunu kullandığımda. Ama hani çok kısa sürede çıkardığı için kokusuna tahammül edebiliyorum ben. Çok hassassanız diye uyarmak istedim. Ama onun dışında çok başarılı bir ürün. Arıyorsanız böyle bir ürün öneriyorum. Ve kozmetik ürünlerim bitti. Demiştim bu ay çok fazla kozmetik ürünüm yok diye zaten. Şimdi size bir dekorasyon önerisinde bulunacağım. Ben bu ara hani dekorasyon anlamında vaktimin çoğunu Çınar'ın odasına harcıyorum. İşte ona raflar, kutular, işte halısıydı, perdesiydi, bu tarz şeylerle uğraşıyoruz. Neredeyse bitmek üzere artık ve birkaç küçük detay kaldı. Pinterest board'um bu ara direkt çocuk odaları, bebek odalarıyla dolu. Bu detaylardan biri de duvardı aslında. Duvara ne asacağım? Ve birkaç farklı fikrim vardı. İşte böyle hayvan illüstrasyonları olabilir. Sonra çok fiyata acayip uygun bir ürünle bu işi hallettim. 3 tane böyle tablo aldım. Bunun üzerinde Be Bright yazıyor. Bunun üzerine Be Kind ki benim en sevdiğim bu. Ben bunu bulmasam bile benim hani aklımdaki en büyük şey birkaç mesajı duvara asmaktı. Onlardan biri de Be Kind'di. O yüzden bunu bulduğuma çok sevindim. Bir de Be Grateful. Bu da bence hayatta kendimize sürekli söylememiz gereken çok önemli bir mesaj. Her neyse ben bu üçünü bulduğum için çok mutluyum. Çünkü bunların tanesi 15 lira. Bir de çerçeveletmeyi düşünüyorum. Ya ahşap ya böyle altın renklerinde biraz daha hani odanın diğer aksesuarları şekillenince çerçeveleteceğim. Bunu böyle Çınar'ın beşiğinin tam üstüne asacağım böyle üçünü yan yana. Euroflora diye bir mağaza var. Sanırım kağıthanede ama bana çok uzak olduğu için hiç sen gidemedim. Her zaman da aklımdaydı. Instagram'dan da takip ediyordum onları. Onların bir de web sitesi varmış. herdekora.com diye. Ben bu ürünleri orada buldum. Daha da yeni gelmiş. Siz de böyle bu arada bir duvar dekorasyonu peşindeyseniz diye söylemek istedim. Çünkü bence gerçekten fiyatına göre çok kaliteli duran çok güzel tablolar. O yüzden de bulduğumdan beri böyle acayip büyük bir şey keşfetmiş gibi hissediyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bir sonraki favorim de kulağımdaki küpeler. İnsan kendi markasının reklamını yapar mı? Ama gerçekten reklam yapmıyorum. Sanırım yani biraz haksızlık olacak diğerlerine ama bu küpe benim koleksiyonda en sevdiğim parça. Griyi çok sevdiğim için de olabilir. Bunu böyle bayağı severek takıyorum. Hani böyle sallantılı bir küpe olmasına rağmen günlük de çok tatlı duruyor. O yüzden bunlardan da bahsetmek istedim. Ve gelelim ayın kitabına. Bu ay benim favori kitabım Yaşamak isimli kitap. Bu Yuhua, nasıl okunduğunu hiç emin değilim ama isimli yazarın, bu Çinli bir yazar kitabı. Adı Yaşamak olup içinde bu kadar çok ölüm geçen bir kitap daha olamaz herhalde. Bu kitap gençliğinde hani hovardalığından aile servetini işte kumarda, fuhuşta kaybeden bir miras yedinin hayat hikayesini kendi ağzından anlatması aslında. O kadar naif bir şekilde anlatılmış ama o kadar güçlü bir hikaye ki zaten bana hep şöyle gelir. Böyle bir kitabı okuduğunuzda ya bu güçlü bir hikaye gibi hissettiğimde ben hep. Bu hikayeler şöyle oluyor. Bir yandan böyle bir mikro bir aileyi, bir kişiyi anlatırken bir yandan da böyle makro çevreyi olanları anlatıyor. Bu kitap da öyle. Aslında bir ailenin, bir adamın hayatını dinlerken o sırada Çin'de olanları da kültür devriminin, komünizmin gelmesini, işte bunun halka etkisini ve en böyle
kırsal kesime etkisini görüyorsunuz. Zaten bu kitap Çin'de yasaklanmış. Hatta bunun filmi de var. Ve Cannes'da ödül almış sanırım en iyi yabancı film olarak. Ben filmini izlemeyeceğim. Çünkü genelde filmini izlediğimde böyle bir hayal kırıklığı hissediyorum. Ve kitaptan da soğuyorum. O hissi yaşamamak adına sadece kitabını okudum. Ama siz isterseniz filmini de izleyebilirsiniz. Kitap üzerinde konuşurken biz bir arkadaş şey dedi. Yazar şunu diyormuş. Ben ilk önce yazarken, hani yazmaya ilk başladığımda bir yazar olarak bütün karakterleri, bütün olayları yönettiğim için kendimi böyle bir tanrı gibi hissederdim. Ve hani her şeyin benim kontrolümde olduğunu hissederdim. Ama zamanla yazdıkça artık şunu görüyorum ki karakterlerin aslında kendi yolları, kendi seçimleri var. Ve bunu bıraktığınızda onlara kitap çok daha güzel bir yere gidiyor. Ve ben hani çok daha iyi yazıyorum gibi bir yorumu olmuş. Bu yorum da benim çok hoşuma gitti. Bence gerçekten yazmakla ilgili çok güzel bir yorum. Eğer mesela kitap okumaktan böyle soğuduysanız, bu arada bir yoğunluğunuz varsa, geri dönemiyorsanız, bu mükemmel bir kitap. Ben bunu neredeyse bir oturuşta okudum bir günde. Ya ayrılamadım başından. O kadar merak ediyorsunuz. O yüzden bu Yaşamak isimli kitabı gerçekten canı gönlümden öneriyorum. Son bahsedeceğim şey ise bir film. Her zamanki gibi. Bu filmi de çok yeni, yakın bir zamanda izledim. Eğer o filmi izlemeseydim size bu ay bir favori film öneremeyecektim. Çünkü bu ay nedense film seçimlerim çok kötüydü. Hani biraz Efe ile ortak nokta bulmaya çalıştık. Öyle derinliği olan aksiyon filmleri bulmaya çalıştım ben ama çok başarısız oldum. Yani Lucy'yi izledik. Çok kötüydü bence. Driver diye bir film izledik. Ryan Gosling'in. Hani onun da mesela IMDb puanı çok iyiydi ama bence film çok kötüydü. Ben hiç sevmedim. Her neyse, dolayısıyla size bir film öneremeyecektim. Ta ki 2-3 gün önce bu filmi izleyene kadar. Filmin ismi Get Out. Jordan Peele'di galiba yönetmeni. Bir İngiliz yapım. Zaten ben nedense İngilizlerin sanat anlayışını bir seviyorum yani. Genelde böyle mesela İngiliz kadın müzisyenleri sevmeye bir meyilim vardır. Aynı şekilde filmleri, dizileri de iyi oluyor. Başrolünde de Daniel Kaluuya'dı galiba oynuyor. Ve bu oyuncu şey, Black Mirror'ı izliyorsanız eğer, Black Mirror'ın ilk sezonunda ki benim favori bölümüm, One Million Merits isimli bir bölüm vardı. İki kez izledim. Acayip etkiledi yani. Oradaki başrol oyuncusu. Ben bu filmi aslında ilk önce şöyle izledim. Bir önerilerde gördüm. Ve filmin ırkla ilgili olduğunu düşünmüştüm. Irkçılıkla. Bu Amerikanlı'yı okuduktan sonra biraz ırkçılık konusu benim bu sene ilgimi çekmeye başladı. O yüzden aslında izlemiştim. Çünkü filmin konusu bir siyahi bir adamın beyaz bir sevgilisi var. Onun ailesiyle tanışmak için işte sevgilisinin evine gidiyorlar başka bir şehre. Ve filmin ilk başta gidişatı gerçekten bu ırkçılıkla ilgili bir film hissiyatı uyandırıyor. Ama sonra ya psikopat şeyler oluyor. Gerçekten acayip bir gerilim filmi. Hiç aklınıza gelmeyecek şeyler oluyor. Ve çok güzel bir şekilde işliyor. Biraz böyle psikolojiye, işte psikoanalize merakınız varsa, özellikle psikologsanız mesela, bu işle ilgileniyorsanız, Elçin sen bence bu filmi mutlaka izle. Çok ilginç bir film gerçekten. Eğer gerilim sevmiyorsanız kesinlikle uzak durun. Yani film boyunca sizi bir geriyor hani. Bir şey oldu, bir şey olacak şeklinde. Ama benim bu izlediğim gerçekten en iyi filmdi. Ve Mayıs ayı favorilerinin de böylece sonuna gelmiş olduk. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizin bu ay böyle sevdiğiniz, izlediğiniz, okuduğunuz, kullandığınız ürünler, kitap, film neler? Bana mutlaka aşağıda yorum olarak bırakın. Her zaman benim için çok değerli yorumlarınız. Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.